Gençler iş ister, para ister. Gençler ne ister? Yeteneklerini geliştirebileceği bir ortam ister. Oturduğu yerden para kazanmayı çok istiyorlar. Okuyun adam olun demek. Bu kadar. Okusunlar adam olsunlar. Kimseye muhtaç olmasınlar. Gençler ne ister? Gençler ne ister? İlk öncelikle okul imkanlarının genişletilmesini ister. Adalet ister ülkece olarak. Adalet istiyoruz her şey için. Daha fazla iş imkanı istiyoruz. Çünkü hiç iş imkanı yok. Gençler genellikle bunu istiyor. Gençler genel olarak gördüğüm kadarıyla çoğu parklarda oturuyor. İş imkanı. Sosyal faaliyetlerin daha geniş olmasını. Efendime söyleyeyim, gençlerin daha çok böyle okul için özgürlük. Yani özgürlükten manası. Okuldaki böyle sosyal faaliyetlerin, olanakların, çoğu öğrencine bakayım bir okula gittiği zaman kalacak yurtlarının olmaması. Çoğu böyle kendine has ev aramaya, ev arayışındalar. Fakat evde bulamıyorlar. Sıkıntılarımız o gençlerden yana. Ben kızımı okula göndereceğim örneğin. Yurt kurdan yurt bulamıyorum. Sıkıntım çok büyük. Ev tutacağım, ev fiyatları pahalı. Öğrenci olduğu için fiyatlar o yüzden ikiye de katlıyorlar. Yani büyük sıkıntımız bu. Yani yurt kurların daha çok olması yani. İş ister. İyi bir hayat ister, çalışma ister, düzenli bir ülke ister, güvenliğinin, gelişinin, gidişinin, yani en güzeli iş ister. Doğru mu söyledim? Peki gençlere bir öneriniz var mı? Ben öğretmenim. Gençlere de çalışmak düşer. Yani işte... Dünyanın toz pembe olmadığını, bu bir gün kafasının değeceğini bilmesi lazım. Düzgün bir gelecek olsun, güzel bir meslek düşünüyorum. Onun dışında pek bir beklentim yok şu anda, yapabileceğim de zaten farklı bir durum yok. Elimizde imkan da yok aynı zamanda. Düzgün bir maddi gelir kapısı olsa onun hakkında bir şeyler yapılabilir ama... Bulunabilecek bir yer göremiyorum. Durum bu yönde. Gençler iş ister, para ister. Ya gerçekten hani şu an üniversite mezunuyuz, işimizi yapamıyoruz. Yapsak da yani ortam biraz pek müsait değil, hak ettiğimizi almamız için. Yani gençler biraz maddi sıkıntı çekiyor, maddi sıkıntı içerisinde. Yetmiyor. Geçim zor, hayat zor. Gençler para ister. Yani ben para istiyorum. İyi bir yaşam değil mi arkadaşlar? Gelecekten gerçekten. Gelecekten beklentim şöyle düzenli bir iş hayatımın olması. Yani ben hep kariyer planlı hayatımı yönlendirmek istedim. Bundan sonra da hep öyle. İş planlı yani. Güzel bir meslek sahibi olmak, güzel yerlere gelmek. Gençler ne ister? Yeteneklerini geliştirebileceği bir ortam ister. Şu an hiçbirimize yeteneğimizi geliştirebileceğimiz bir ortam sergilenmiyor. Yeteneklerimiz dışında her işi yapıyoruz ama yeteneklerimizi, becerilerimizi sergileyemiyoruz. Beklentilerimiz nedir? Kişiye göre eğitimin verilmesi. Yani biz eğitime göre yönleniyoruz sadece. O da hiçbir sonuç vermiyor. Öğrencilerin ya da ne bileyim gençlerimizin yeteneklerine yönelmiyoruz hiçbir zaman. Herkes ailesinin direttiği şeyler olmak istiyor ya da bir iş var, onu sürdürmemiz gerekiyor. Asla bizim aklımızda bir şey yok. Bizim aklımızdakileri gerçekleştirmemiz lazım. Gençler ne ister? Z kuşağındaki gençler oturduğu yerden para kazanmayı çok istiyorlar. Kendilerini yormadan, herhangi bir emek sarf etmeden bol kazancım olsun. TikTok'ta gezeyim, her şey ayağıma gelsin. Benim görüşüm bu şekilde, gençlerin istediği bu. Gençlerin gelecekten pek beklentilerinde olduğunu zannetmiyorum. Günlük yaşıyorlar. Her şey istiyor gençler. Her şey istiyor. Gezmek, eğlenmek, tozmak. Her şeyi istiyorlar gençler. Okuyun adam olun demek. Bu kadar. Okusunlar adam olsunlar. Kimseye muhtaç olmasınlar.